Bismillahirrahmanirrahim. Gidişi var. 2014 günü. Arkadaşlar İlker Başbuğ, AK Parti'nin tutuklu bulunduğu sivil cezaevinde AYM kararıyla tahliye oldu. Bu karar 28 Şubat yıldönümü yaşadığımız sivillerde İslami camiaya bir tırnak getirildi. Bunlardır zindanda tutuklanan İslami tutuklular Salih Gürcavioğlu, Nurettin Kayar, Zekeriya Şengör ve birçok Aileler Yapımı 28 Şubat tarafından infaz edilmiş masum insanları bilmeyen, duymayan, görmeyen, anlamayan kalmamışlar. Bu gerçeği bile bile onları zindanda tutarak işkencelerin devamına hizmet etmek, 70 milyon halkın gözleri önünde işlenen mahşete ve hatta cinayete ortak olmaktır. Bıçak kemiğe dayanınca neler yapabileceğini fakat oğullarının tahminleriyle gördük. Nasıl ki kendimiz açısından tehlike gördüğümüz noktada hemen kanunsa kanun, yasaysa yasa çıkarabiliyorsunuz. Gerekirse özel kanun çıkararak haksız yere zindanda tutulan İslami tutukluların acil tahliyesini talep ediyoruz. Buradan bu vesileyle hükümete sesleniyoruz. Siz 28 Şubat onaylı davaların ülke ve insanımız için hayati bir mesele olduğunu gerçekten anlamıyor musunuz? Adalet timsali Hazreti Ömer belki Fırat'ın kuyusunda bir koyunun ayağına kıymık basa ilahi adaleti sahibi Ömer'den sorarım bunu. Az bir topluluk olduğumuz varsayılarak ihbar edilebileceğimiz kanaatim oluşuyor bizimlerde. Adalet için haklı olmak yetmiyor mu? Canların canı uğruna can vermeyi, cana minnet bilmiş topluluktur bu topluluk. Müslüman tutsaklar onurumuzdur. Müslüman tutsaklar onurumuzdur. İslami davaların gün be gün kulak arkası edilmesini, mazeretlerin içinde kaybolmasına yol açmasını neye yormalıyız? Yoksa mevcut duyarsızlığı dikkate alarak 28 Şubat hükümetlerinin yok edilmesi gereken düşman belirliği Sayın Salih Gürcavioğlu, Yakup Göse başta olmak üzere bizim Tunta mağdurunu hükümet kendine mi düşman veriyor? ABD merkezi paralel paşaları operasyon yönetimi yönetimde paralel yapıların tasfiye edilmesi için başı ezilen uluslar ulusal düşmandan mı nedeni oluyor? Sayın Başbakan, başta olmak üzere birçok bakanın da yeniden yargılamadan bahsetmiş olmasına rağmen İlker Başbuğ dışarıda Salih Gürcavioğlu'nun niçin hala içeride HSYK'nın yapısı artışları yok edilirken HSYK, paralel uzantısı, yaptım kutu şahiden sır davaları, elektronik imzayla onaylanan yargıtay 9. daire üyelerine neden hala ses çıkarılıyor? Bu davalar neden düşünülmüyor? 28 Şubat uzantısı kararlarla içeri çıkılan İslami tutukluları tümünün çakları arasından çekip alacaksınız. Yapılması gereken budur. Ağlama duvarı ağlayıcısı İlker Başbuğ'un çıktığı şartlarda 28 Şubat mağduru İslami tutukluların dışarı çıkması için hiçbir hareketliliğin olmamasının manidar olması dışında sabır taşını çatlatacak kişiler bir dini durum olduğu kesindir. Bu yarımıza dikkate alıp almamak sayın yetkililere kalmıştır. Almamak zorlanı çıkar aheste aheste demiştir. Söylenmedi denmesin bizlere. Hükümet bir an önce Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70 milyon kişinin huzurunda söylediği Salih Gürcavioğlu'nun özgürlüğü için adalet mekanları üstünde çalışmalar yapılması talimatı takip etti. Ve yalnızlığının nereyi beline getirdi. Müslüman tutsaklar onurumuzdur. Müslüman tutsaklar onurumuzdur. Müslüman tutsaklar onurumuzdur. Yakup Kese ve Şahmerdan Sarı davalarında alınan kararları bulduk. 28 Şubat mağdur Tümtaşı Başarası hakimlerin kararlarıyla dinden atlayan mazlumların özgürlüğüne kavuşan hayranesini yansıttı. Bunu gerçekleştirecek iktidar paralel yapının darbeci ziyaret çetelerini hakimiyet mücadelesini de böylece bertaraf etmiş olduğunu bütün dünyaya ilan etmiş olacaktır. Ve Kemalist mesaiye ve Dibelist mesaiye herkese, her Müslümana adalet diyoruz. Tekbir! Allah-u Ekber! Tekbir! Allah!
ortaya atıyor. Önden tüm paşalara adalet, darbesilere adalet, o zaman Müslümanlara da adalet. Müslüman, tutsaklar!